Merhaba turunculeve.com takipçileri. Bugün ilk 8 dakika köşemizde FIFA 15'in tam sürümüyle karşınızdayız. Ancak hemen uyarayım, başlıktan da anlayacağınız üzere yeni nesili değil eski nesili deneyeceğiz. Çünkü daha henüz oyun elimize ulaşmadı yeni nesilde. Ama birkaç gün içerisinde, yarın veya ondan sonraki gün elimizde olacağını tahmin ediyoruz. Biz de o süre zarfında Xbox 360'da deneme şansı bulduk FIFA 15'i. Dedik ki eski nesili de gösterelim. Çünkü eminim ki PlayStation 3 ve Xbox 360'da da oynayacak pek çok oyuncu vardır FIFA 15'i. Neler değişmiş, neler gelmiş. Kabaca bakalım, ilk izlenimlerimizi aktaralım istedik. Ben 3 maç yaptım. Furkan hiç maç yapmadı. Gene rakibim olarak Furkan'ı seçtim. Çünkü yapay zeka karşı oynayınca tam şeyleri gösteremeyebiliriz. O yüzden dedik ki böyle bir maç yapalım. Gördüğünüz üzere Türkiye Ligi var. FIFA'nın en güzel taraflarından bir tanesi de pek çok lisanslı ligle beraber Türkiye Ligi'nin de olması. Bu sene için konuşuyorum. Ben Galatasaray'ı alacağım, Furkan Fenerbahçe'yi alacak. Dedik derbi yapalım, Türkiye'den bir derbi yapalım. Hep el alemin derbisini yapıyoruz. İkimiz de Fenerliyiz, onu da söyleyelim. Ama önemli olan burada göstermek. O zaman seçiyorum. Ha, seçmeden önce merak edenler için şöyle güçleri de bir kabaca geçeyim. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'ın gücü var. Başakşehir'in varsa aramızda, Başakşehir'in gücü. Balıkesir'in gücü. Trabzonspor'un gücü. Yıldız olarak Türkiye Ligi'nden güçlü iki takımı Fenerbahçe ve Galatasaray olmuş. 4.5 yıldız. 4.5 yıldız. Beşiktaş ondan sonra geliyor 4 yıldızla beraber. Yani güç açısından bana dengeli geldi. Fena değil. Türkiye'deki ligindeki takımlar. İster istemez Fenerbahçe'ye gitti yalnız elime. Ben de Fenerbahçe'yi seçiyordum. Evet, Semih'le büyük ihtimalle o kim ya? Ha, Bekir. Klasik çubuklu formayı mı alacaksın? Aynen. Menü demoda gördüğümüz üzere, demoya göre konuşuyoruz. FIFA 15 ile aynı. FIFA 15'in yeni nesliyle aynı daha doğrusu. O açıdan bir değişiklik yok. Menüler bana hızlı geldi. Şimdi gene tartar biçeriz. Akşam maçı yapalım ya. Akşam daha iyidir. Sanderson Park olsun, tamam. Takım kadrolarına bakalım. Oyuncu güçlerini görmüş oluruz bu sayede. Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Diego 82 ile. Galatasaray'ın en güçlü oyuncusu Schneider 84 güçle. Melo var 80 üstü. Selçuk 80. Defansta 79 var Semih ve Çeju. Sarı, Oğulcan Adın, Buruma, Burak, Muslera. Benim için kadro tamamdır. Oyuna alacağım kimse yok şu anda. Alexeyev 73 olmuş. Krasic duruyor galiba Fenerbahçe'de. Baksana gücüne kadarmış Krasic'in. Merak ettim. Oynamıyor, niye 70'e düşmüş? Bana biraz kayıtın gücü düşük geldi açıkçası. 76. Sanki daha yüksek olmasını beklerdim kayıtın gücünün. Emenike de mesela yüksek geldi biraz. 80 hani tamam. Fizik olarak iyi, güçlü bir oyuncu da mental olarak bazı sıkıntılar olan bir oyuncu Emenike yani. 80 biraz fazla olabilir Emenike için. Başlıyorum o zaman. Bir başlayalım, maçımızı yapalım. Neler değişmiş, neler gelmiş onlardan bahsedelim. Yeni yetenek oyunları. Böyle duvar pası yaparak ilerlemek. Güzel olmuş bu, mantıklı bir oyun. Bu tarz ne kadar bol o kadar zevkli vallahi benim için. Şuta bastım. Yemedi. Olsun. Açılışı görelim. Süper Lig açılışı var. Lig TV amblemi olduğunu hatırlıyorum ben. FIFA'ya gelen güzel yeniliklerden bir tanesini hemen söyleyeyim. Eğer arka arkaya maç yapmayı seviyorsanız restart yapma imkanı gelmiş ama farklı takımlarla restart yapma imkanı gelmiş. Eskiden hatırlarsanız ya restart maç yapıp aynı takımlarla maç yapıyordunuz ya da end maç deyip maçı sonlandırıp ana menüye dönüp tekrar farklı takımlar seçiyordunuz. Yani biraz uğraştırıyordu FIFA sizi bu konuda. Ancak en sonunda farklı bir restart modu gelmiş. Onu da göstereceğim şimdi. Restart with different teams diye. Yani farklı takımlarla restart yapın diye. O ekrana girdiğiniz zaman direkt olarak takım seçtiğiniz ekrana dönüyorsunuz ve hızlıca farklı takımlar seçip kaldığınız yerden maç keyfinize devam edebilirsiniz. Enis Balbay, adaşım. Ama bu demek değil ki hakem benden yana olacak bu maç. Asla. Hakeme ihtiyacım olmadığını belirtiyorum. Kalede Muslera var. Çok tecrübeli olmasa bile çok kaliteli bir kaleci. Semih Çeju, Alexeyev, Sarı, Selçuk, Melo, Schneider, Buruma, Oğulcan Adın, Burak. Bana oldukça benzetilen ya da benim ona oldukça benzetildiğim Oğulcan Adın da sağ açıkta her zamanki gibi görev yapıyor. Beni de benzetiyorlar şu Oğulcan Adın'a. Herkese benziyorum şu hayatta maalesef. Çok güzel bir şey değil arkadaşlar bu, onu da söyleyeyim. Kendinizi hiç özel hissedemiyorsunuz. O zaman biraz da benim özel hayatımdan bahsedelim, çektiğim zorlukları dile getirelim. Selçuk İnan, Diego, Mehmet Topal ve Fenerbahçe Galatasaray derbi mücadelesi başladı. Bekir. Egemen'i niye almadın? Egemen daha güçlüydü Bekir'den. Bekir 74, Egemen 78. Tabi Egemen gerçek hayatta sakat da oyunda sakat değil. Caner Erkin. Geçen sene iyi bir çıkış yakaladı. Selçuk bastı o noktada. İyi pas yaptı. Üçgenler kurdu Fenerbahçe'ye.
Top vermiyor ilk dakika itibariyle rakibine. Melo araya girdi. Burak her zamanki iyi bir koşularını yapıyor. Burak, Burak iyi göz kontrolü. Burak, Burak vurdu. Kötü bir vuruş. Demoda hatırlarsanız herkes gibi biz de şutları çokça tartışmıştık. Şutlar hani manuel gibi gidiyor, auto gibi gitmiyor falan gibi muhabbetler dönmüştü. Bu sürümde FIFA 15'in şutlarda öyle bir sıkıntıya rastlamadık. Fakat şutlar FIFA 14'e kadar isabetli gitmiyor. Onu da belirteyim. Bana kalırsa yani 3-4 maç yaptım ama böyle gerçekçi bir hissiyat sağlamış. Yani her vurduğun şut kaleye isabet etmiyor. Böyle gerçek şekillerde dışarı çıktığı da oluyor. Tabii kimle vurduğunuz da önemli bu konuda ama böyle bir detay da var. Yani hemen ilk izlenim açısından belirtmek gerekirse. Tabii tekrar dediğim gibi eski nesil için konuşuyorum. Yeni nesilde deneyip göreceğiz. Çok geç verdim be. Schneider alamadı. Savunma başarılı orada. Musa Sow. Onun dışında arkadaşlar FIFA 14'te neredeyse birebir aynı. Biz çok farklılık görmedik. Ya Furkan Yaş oynamadı da ben çok farklılık görmedim. Temel mekanikleri açısından aynı. Omuz omuza mücadelelerde aynı. Geri kalan kısımda aynı. Melo gidiyor. Melo Burak'ın koşusunu gördü. İyi pas. Sektirdi Bekir. Burak vuramadı. Seken top kaleci Volkan eline alamadı. İnanılmaz bir hata. Fenerbahçe savunmasında. Burak bir anda Volkan'la karşı karşıya kaldı ama golü kaçırdı. Şimdi Schneider. Schneider çok şık bir hareket. Verdi pasını. Felipe Melo çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Ders ayağına geldi. Bir de bir şey hissettim. Emin değilim bu hissiyatından ama paylaşmadan geçemeyeceğim. FIFA'da zayıf ayak muhabbeti vardır yani. Oyuncu sağ ayaklıysa sol ayakla vurduğu zaman kötü vurur. FIFA'da genelde bunu çok hissedemezdiniz. Ya gerçi gene hissediyordunuz da. Ya çok da fazla PES kadar hissedemezdiniz mesela bu olayı. Sanki bu yeni FIFA'da o weaker foot yani zayıf ayak muhabbeti daha hissedilebilir hale gelmiş. Yani oyuncu sağ ayaklıysa sol ayağıyla vurduğu zaman hakikaten kötü vuruyor. Ya ben öyle bir izlenim edindim oynadığım 3-5 maçta. Aslında olması gereken bir şey. Ben FIFA'da bu noktada biraz şikayetçiydim. Özellikle eski FIFA'larda arkadaşlar 2008'de falan 2009'da Allah'ım sağ mı sol mu hiç fark etmez yani. Yapıştırıyordu. Aman. Emenike sızdı araya. Takla atıyor bir de. Utanmaz gibi taklasını da attı. Çocuk gibi yerde tekmeleniyor. Anladım iki bir gol attım. Bir an savunmada derinliği kaybeden Galatasaray kalesinde golü gördü. Halbuki maça iyi de başlamıştı, üstün de başlamıştı. Musa Sow döndü geriye. Bruno Alves. Baktı arkadaşlarına solda Caner'e yaklaştı ama Sow verdi tekrar. Sow ortaya döndü. Diego aldı topu. Diego Fenerbahçe'nin yeni transferi. Emelike tekrar Diego'ya döndü. Diego'dan iyi pas. Aman tanrım. Meyreleş kaçırdı. Kötü bir vuruş. Bir anda savunmanın arkasına sarktı Meyreleş. Melo aldı topu şimdi. Bir kontratak şansı olabilir mi? Hızlı çıkabilirse Galatasaray. Schneider gidiyor. Kendi gitmeye karar verdi. Schneider. Bruno Alves'i geçti. Schneider gidiyor. Tehlikeli yaklaştı. Schneider vurdu Volkan'ın üzerine. Tehlikeli bir ataktı Galatasaray'dan. Beraberlik için bastırıyor Galatasaray dakikalarda. Musa Sow kendi gidiyor. Şık bir hareket. Emenike'ye pasla buluşturdu. Emenike baktı. Cihaz kimse yok. Kendi gitmeye karar verdi. Açtı ortasını. Savunmada müdahale geldi Çecudan. Schneider gidiyor. Schneider arkadaşlarını arıyor. İyi çekti topu. Schneider sol kanattan koşan bir arkadaşı var. Ona dönmedi. Dönecek mi? Bilmiyoruz. Buruma. Burak. Burak çekti topu. Burak gidiyor. Burak vurdu. Dışarıda. Uzaktan denedi şansını Burak Yılmaz. Fenerbahçe attı gole rağmen Galatasaray'ın üstünlüğüne karşı henüz oyun olarak bir şey ortaya koyamadı. Kontrataklarla şansını deniyor. Melo. Selçuk. Çek topu Olcan adı. Haydi Olcan. Olcan bakıyor arkadaşlarına. Olcan. Sow karşısına aldı. Olcan kaybetti topu. Emelike'nin bir koşusu var. Sow oraya dönecek mi dönmedi. Savunmada müdahale Selçuk'tan. Melo kafayla topu takım arkadaşı Schneider ulaştırıyor. Schneider etkili bir şekilde top kontrol ediyor. Selçuk. Selçuk'tan bir top kaybı. Offside var mı diye baktık yok. Emelike gidiyor. Çeyiz'i yakalayabilecek mi? Emelike çekti topu. Emelike pasını çıkardı ama çok zayıf bir pas. Şimdi Schneider'e kontratak şansı. Burak çok yavaş kaldı. Melo basıyor önde. Melo'dan iyi müdahale. Çeju şimdi Buruma yaktardı. Buruma kıvrak ve genç bir oyuncu. Buruma bir çalım pasını verdi. Melo sola aktardı. Alex Telles.
Schneider'e topu, Schneider. Tejes'in koşusu var, görebilecek mi? Gördü ama savunma o noktada gene başarılı. Selçuk başka bir şey izlediği orta topu dikiyor. Kayta bir sarı kart. Enis Balbay'dan yaptığı bu terbiyesizlik sonucunda yakışmadı kayt gibi profesyonele. Çıktı aldı. Bir yorum gördüm. PES 15'in demosunun altına, videosunun altına. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim aslında. Bir arkadaşımız şey demiş, doğru da aslında hani kısmen offside olmasın, offside olmasın, offside olmasın, Burak gidiyor, Burak gidiyor, aşırt, Volkan sırtıyla mı kurtardı onu? Galiba sırtıyla kurtardı. Demiş ki hani, ya temel de şunu söylemiş, tam olarak net olarak hatırlayamadım arkadaşımız ismini, kusura bakmasın. Hani çok, yani mücadele etmişsiniz, onun yerine bize gösterseydiniz şutları, pasları, keşke daha iyi olurdu demiş. Hani bu rekabet değil sonuçta tanıtım videosu diye de eklemiş. Mantıklı, güzel bir yorum aslında. Bunu biz de düşündük. Hani öyle mi yapsak acaba diye düşündük videoyu. Ama o zaman oyunu tam olarak size gösteremeyeceğimizden korktum. Çünkü hani yani birbirimizi serbest bırakıp şutları falan gösterseydik oyunun gerçekten nasıl bir mekaniği olduğunu anlayamayabilirdik, size anlatamayabilirdik. Yani çünkü o serbest kalınmış şutlarla mücadele halindeki şutlar farklı oluyor. Oyun normal akışındaki şutlar farklı oluyor. Öksürükler farklı oluyor. Hastayım diyor, ondan yeniliyorum. Kayıta bak nasıl seviniyor ya. Devre arasında adam resmen halay çekerek gitti yani. Ondan dolayı dedik ki normal mücadelemizi verelim. Çıkan kısma bakalım. Hani neler çıkıyor, neler göreceğiz diye düşündük. Tabii hani haksız da olabiliriz, yanlış düşünüyor olabiliriz. Ama öyle bir tercihte bulunduk. Ama arkadaşımız dediği şey de doğru aslında. Hani o tarzda gösterebilirdik aslında. Ne konuştum ya? Buruma. Çekti topu Buruma. Kayt'ı karşısına aldı. Kayt tecrübeli bir isim. Ama orada topu çıkartmasını başardı Galatasaray. Melo. Burak. Schneider. İyi çekti topu. Schneider. Bir çalım daha. Üst üste çalımlar Schneider'dan. Schneider. Mehmet Topal karşısında. Schneider. Bakıyor arkadaşını arıyor. Nerede basın en sonunda? Melo. Döndü geriye. Selçuk İnan. Selçuk İnan. Çok oynadı topla orada. Hatalı bir hareket yaptı. Kontratak olur mu? Diego. Çekti verdi arkadaşına. Emenike çok tecrübeli bir şekilde araya girdi. Burak. Burak biraz yalnız kaldı bu bölümde Fenerbahçe savunması arasında. Bu arada yeni animasyonlar eklenmiş. Gördüm ben birkaç tane animasyon. Yani hiçbir şey eklenmemiş demeyelim. Hani temelde mekanikler aynı ama yeni birkaç animasyon da var. Top çekerken, pas verirken, top kontrol ederken. Aman tanrım, aman tanrım çıktı orada. Mustera topu aldı. Sezdi pozisyonu. Melo, Burak Yılmaz. Burak çekti topu. Burak. Burak verdi pasını Melo'ya. Melo karşıya kaç karşıya kalabilir mi? Melo. Melo at artık bunu. Volkan gene başarılı. Galatasaray çok yaklaşıyor ama bir türlü istediği golü bulamıyor. O zaman taktik değişikliği. Heh. Şimdi bir değişiklikten daha bahsedeyim. Normalde Furkan sen de bana katılacaksın burada. Oyuncuları X tuşuna basarak istediğimiz gibi hareket ettirebiliyorduk. Ettirebiliyor muyuz şu anda? Ettiremiyoruz. Eski nesilde minimal ayarlama yapmayı kaldırmışlar. Onun yerine, yani ben bulamadım. Onun yerine normal formasyondan taktiğinizi değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Herhalde yani kasıyor demek ki ya öyle bir şey yapmak. Bilmiyorum, biraz enteresan geldim arada. O zaman taktiğimizi değiştirelim. Çift forvete dönelim. Schneider'le Burma'nın yerini değiştirelim. Burma canım sen Oğulcan Adın'la gel. Oğulcan Adın sağa geç. Ve Selçuk oyundan çıksın. Onun yerine Umut Bulut. Savaşçılık Umut Bulut. Savaşçılığını konuşturarak ileride bizi tehlikeli pozisyonlar çıkarabilir. Çünkü Burak çok yalnız kaldı. Umut alkışlarla oyunu aldık. Schneider. İyi paslaştı o noktada Galatasaray. Oğulcan Adı. Baktı içeriye. Verdi pasını. Ay yanlış yaptım. İyi paslaştı. Galatasaray gol yiyecek mi? Sekan top. İnanılmaz bir şanssızlık. İnanılmaz bir şanssızlık. Önce direkt sonra Volkan. Ay umutla açıyorum korneri ya. Benim de kafa gitmiş. Galatasaray ataklarını arttırmak isterken Fenerbahçe biraz daha savunma odaklanmaya başladı. Tabii bu saatlerde skoru korumak önemli.
iyi pas geldi. Felipe Melo bakıyor arkadaşlarına. Tekrar Burak'la oynadı. Burak çekti topu. Burak şık bir hareket etmeye geçti rakibini. Ama tekrar kaybetti pozisyonunu. Bunu şuraya koysana. Offside olmasın. Offside olmasın. Olmadı offside. Melo. İçeri girecek bir yer arıyor Galatasaray. Umut'u çıkarmaya çalıştı ama olmadı. Şimdi Emenike. Oha nasıl topu pası. Diego tekte Emenike'yi düşündü ama Çeju bekliyordu bu topu. Schneider arkadaşına baktı. İyi pas. Kötü kontrol. İyi pas, kötü kontrol. Tekrar Schneider aldı topu. Verdi pasını sola. Schneider. Tekrar aldı topu. Baktı, çekti. Bir daha çekti. Abartma dedi arkadaşları. Ama Schneider ben yaparım diyor bunu. O kadar şey olmadı tabi. O kadar hareketten sonra o pas olmadı. Bu noktada Fenerbahçe'nin oyun hakimiyeti iyice kayboldu. Burak iyi çekti topu. Verdi pasını şimdi. Yakaladı mı Schneider? Yakalayamadı. Savunma başarılı. Kayıt Gökhan Gönül'le buluşturuyor. Ama Galatasaray hemen basıyor ve topu alıyor. Şimdi Umut. Umut. Olmadı be. Aman tanrı. Büyük hata. Büyük hata. Başarılı orada Muslera. Karşı karşıya çıkardı. Ay geçer dedim geçmedi. Fenerbahçe'nin presi var. Kayıt içeri açtı. Diego'ya doğru. Savunma gene başarılı. Şimdi Galatasaray kontratak çıkabilir. Melo, Burak, Umut. Solda Olcan adı. Olcan çekti topu. Verdi Melo'ya. Tekrar Burak. Burak. Olcan tekrar. Olcan. Kayıtta bir mücadelesi var. Olcan çıkmaya çalışıyor o noktadan. Kayıt araya girdi. Topu taça çıkardı. Çok heyecanlı. Dakika 73. Alex açtı ama kimse yok orada. Fenerbahçe'yi uzaklaştırıyor. Semih girdi araya. Çok iyi girdi. İyi paslaşmalar. Verdi pasını. Burmak. Gene Volkan. Volkan gene çıkardı. Olmuyor olmuyor. Galatasaray bir türlü istediği gol atamıyor ama oyun üstünlüğü resmen Galatasaray'da. Aa out muymuş? Hakem Enis'ten yanlış kararlar geliyor sanki. Kayıt. Kayıt gidiyor. Verdi pasını Gökhan Gönül'e. Savunmadan gene bir müdahale geldi. Solda kaçan biri var ama onu yakaladılar. Keşke ortaya dönseydim dedi. Umut gidiyor şimdi. Umut. Baktı içeri. Umut açtı. Schneider vuramadı. Biraz daha yerden gitse belki. Diego koşu iyi. Ama o noktada Alex Telles rakibine çarptırıyor. Tecrübesiz oyuncu. Tecrübe diyecektim onu. Aaa! Hakem Enis'ten enteresan kararlar. Hakem Enis'ten enteresan kararlar. Tartışılacak bir maç. Aman, aman çocuklar, aman çocuklar. Ya hoca avantajı bıraksana, yardırmış gidiyorum ya. Adam seçme olayı bunda da var galiba bu arada. Aa, burma sakatlanmış. Kim atmış bilmiyorum ben. Burma'nın sakatlığı var. Burma'yı oyundan çıkarıyoruz. Böyle bir hoca değiştir dedi. Burma sakatlanacağını bilseydim. Gerçi şey var. Aa şey nerede? Dur. Heh, Amrabat. Amrabat var. Galatasaray'ın etkili isimlerinden bir tanesi. Derbi maçında kendini göstermesi için önemli bir fırsat. Schneider çekti topu. Schneider müthiş bir çalı. Çekebilecek mi bir daha? Offside yok. Çok zorladı orada Tez. Verdi pası çıkardı şimdi. Of. Mehmet Topal'dan iyi müdahale. Bir kayıtla kontratak şansı. Kayıt Emenike'ye veriyor. Hızlı ya. At genişten. Emenike Semih karşısına aldı. Emenike Semih bırakmaya değil onu. İyi pas geldi. Offside yok mu? Mustera'nın kucağında kaldı. Mustera hemen elle topu oyuna sokuyor. Schneider. Umut. Umut ne yapıyorsun ya? Umut'u almak hatalı bir hareket mi oldu acaba? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
Amrabat gidiyor. Bas hatası olur mu dedik, olmadı, basamadık. Aha maç bitmiş. Çok kötü bir taş kullandım ya. Ne düşünüyordum bilmiyorum. Moraller 0, maç bitti, son atak falan herhalde. Ve 1-0 Galatasaray'ın mağlubiyetiyle sonuçlandı maçı. Şey derler ya, yani alınmasın kimse de, ben de Fenerbahçe'yim tabii. Şey, hani Fenerbahçe kötü oynar ama maçları kazanır derler ya Galatasaray maçlarında. Yani. Öyle bir geyik vardır yani, bir yerde ciğerilmez kazanır. Hakikaten ona benzer bir şey oldu yani. Galatasaray oynadı oynadı oynadı. Fenerbahçe ama maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi. Furkan'ı tebrik ediyorum. X-Men 360 versiyonu çok üzerine durmak istemedik. Çünkü asıl inceleyeceğimiz oyun yeni nesil versiyonu olacak. Ancak size gene de göstermek istedik. Karşılaşma videolarını yapacağız. Hani PlayStation, Xbox'ta neler olacak karşılaşma diye. İncelemenin içerisinde eski nesildeki değişikliklerden de bahsedeceğiz. Tabii daha çok oynamamız lazım onun için. Dediğim gibi birkaç gün içerisinde PlayStation 4 versiyonuna kavuşacağımızı tahmin ediyoruz. Veya Xbox'a. FIFA 15'i bekliyoruz biz de. Gelir gelmez hemen sizlere aktaracağız. Biraz daha oynayıp incelemelerimizi paylaşacağız efendim. O zaman ilk 8 köşemizden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.